Siyaset mücadelesinde bugüne kadar pek çok imtihandan geçtik. Siyaset mecrasında girdiğimiz her mücadeleyi zaferle neticelendirmemizi sağlayan Rabbime hamdolsun. Şimdi ülke, millet ve dünyanın dört bir yanında gönlü ve gözü bize dönmüş olan kardeşlerimizle birlikte yeni bir seçimin dolayısıyla yeni bir imtihanın eşiğindeyiz. Elbette her seçim önemlidir. Ama 14 Mayıs seçimleri hem içerideki saflaşmaların mahiyeti hem de bölgesel ve küresel gelişmelerin nezaketi bakımından tam manasıyla tarihi bir yol ayrımına dönüşmüştür. Bu hakikati sadece biz değil, Türkiye ile ilgili hesabı olan herkes görüyor. Terör örgütlerinden küresel menfaat odaklarına kadar tüm şer şebekeleri 14 Mayıs'a kilitlenmiş durumda. Şimdi mesele 14 Mayıs'ta. 14 Mayıs'ta da bizler milletimle beraber inşallah bu zaferi perçinlediğimiz anda yeni bir dönem başlayacak. Bu yeni dönem inşallah ülkeminde, dünyada oturduğu farklı konumu ispatlayacaktır. Seçimlerden kendi çıkarlarına uygun sonuçları almak için ellerinden gelen her şey, her türlü operasyonu yapmaktadır. Ekranları başında bizi izleyen milletime ve siz değerli kardeşlerime, değerli kardeşlerim, terör örgütleriyle el ele, omuz omuza yürüyen bu insanlardan soruyorum. Vatanımıza herhangi bir fayda gelebilir mi? Terör örgütleriyle bunlar kucak kucağa, dirsek dize ve hala onlarla bu görüşmeleri yapmak suretiyle bunlar ülkemize bizim ne kazandıracaklar? Ve bu sinsi niyetlerini de beyanatlarıyla en üst düzeyde ortaya koyuyorlar. Bu ülkeye siyasetçi, belediye başkanı, başbakan, cumhurbaşkanı olarak neredeyse yarım asırdır hizmet eden bir kardeşiniz olarak 14 Mayıs'a asla ihtiras penceresinden bakmıyoruz. Açık konuşmak gerekirse biz siyasette de hayatta da o safhaları aşalı çok olduk.